Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabiliriz zil butonuna açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size yine çok güzel bir model, tasarım bir model arkadaşlar. İğneden tığa bir model. Bu modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. İğneden tığa dönüşüm bir model. Şu şekilde arkadaşlar kirpikleri ve yeşil kısmını bu cam sil hortumuyla yaptım. Bu kalınlıkta sizde herhangi bir aparatla yapabilirsiniz. Kalemle denedim, bu yeşil kısmı çok büyük oldu arkadaşlar, çok çirkin durdu görünüş. Onu söktüm. Sonra biraz küçüldü. Bu cam sil hortumuyla yapınca bu görünüşü elde ettim. Bu cam hortumunun şeyi çay karıştırıcısına da denk geliyor arkadaşlar. Plastik kova sapına da denk geliyor. İsterseniz onlarla da yapabilirsiniz. Yani bu görüntüyü, bu zarafeti elde etmek için bu boyutta herhangi bir aparat kullanabilirsiniz. Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. İlk önce tabii ki her zamanki gibi arkadaşlar Yemenimizin tığ battılarını yaparak hazırlıyoruz. Sonra arkadaşlar bu iki yaprak mesafesine de 10 tane bu şekilde tığ battı yapıyoruz. İkişer zincir çekerek yaptığımız tığ battıların üzerine iki zincir çekerek tığ battılar hazırlıyoruz. Şimdi burada 8 tane daha önce yapmıştım arkadaşlar modeli çıkardığımda sizler için. 2 tane de sizlerle tığ battı yaparak modelimize başlayalım. Bir İki tane zincir hemen yandaki tığ battımın üzerine kapatıyorum. Bir tane tığ battı yapıyorum. Bir, iki zincir hemen tığ battımın üzerine tığ battı yapıp bu şekilde 10 tane ara misafirimi verdim. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar isteyen iki de dolayabilir. Sık sık olmasını isteyenler üç de dolayabilir. Tığımızın başını üç defa doladım. Bir tane tığ battı atlıyorum. İkinci tığ battımın içine 1, 2, 2, 2, 2 alarak bu şekilde buraya yapraklarım için bir trabzan yaptım. Bu trabzanımız yuva olacak arkadaşlar. Bu trabzanımızın boyutu bu iki yaprağı alacak kadar olacak. Şimdi trabzanımızı yaptık. Yuvamızı hazırladık. İki zincirimizi çekiyorum. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen trabzanımın arasına girip 2 2 olarak aldım. Bir defa tığın başını doluyorum. 1 2 2. 3. trabzan. 2 defa tığın başını doladım. Yine trabzan olan yuvama girip 1 2 2 2 alarak 4 seferde buraya bir trabzan yaptım. Tekrar iki defa doluyorum. 5. trabzan olarak yine aynı şekilde 1 2 2 olarak arkadaşlar buraya bir trabzan yaptım. Hemen trabzanımın tepesine 5 tane zincir çekip trabzan arama kapatıyorum. Buraya tomurcuk yaptım bu şekilde. Geri kalan kısmı 6 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane sık iğnemi doldurup Yedinci sıkı iğnemi de bu şekilde trabzanda kapatıyorum. Ve yaprağımı tamamladım. Dibine bir zincir çekip ipimi uzattım arkadaşlar. Bu şekilde hemen bu cam sil hortumu aparatı olarak arkadaşlar buraya yuva yapmış oluyorum. Bu yeşil ilmek. Aparata taktığım ilmek. Bu çiçeğim için arkadaşlar yuva olacak. Bu şekilde. Şimdi buradan hemen dibinden yine trabzandan arkadaşlar ilmek alıyorum bir iki zincir iki zincirimi çekip bıraktım hortuma ihtiyacımız yok bu eni aldık arkadaşlar şimdi yine buraya aynı şekilde bu yaprağın aynısını yapacağız şöyle dönen ilmeğimizi düzeltelim bir defa tığın başını doluyorum 2 2 bir defa doluyorum yuvaya girdim. 1, 2, 2. 3 tane trabzan. 2 defa doladım. Yine aynı şekilde yuvaya girip 1, 2, 2, 2. 4 trabzan. 2 defa doladım. 5. trabzan ve sonuncu trabzan için arkadaşlar. 1, 2, 2, 2. Aynı şekilde arkadaşlar. 4 seferde aldım. Ve 4 tane de arkadaşlar zincir çekeceğim. Şöyle ekranı düzeltelim. 4 zincirimi çektim. Hemen son tırabzanıma kapattım. Geri kalan kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Şekilde 2 3 4 5 ve 6. Son trabzanıma bu 4 seferde aldığım trabzan arkadaşlar 6 tane sık iğne sığıyor. 7. de de yuvada yapıyorum. Şöyle arkadaşlar dik bir görünüm olması için yuvanın içinde de bir tane sık iğne yapıyorum. Yaprağın dibine sık iğne yaptım. Bir de trabzanı yaptım. Tığ battımın içinde de bir sık iğne yaptım. Bakın arkadaşlar şu şekilde güzel bir görüntümüz oldu. Bu ortadaki çiçeğimizin yuvası kenarına da iki tane yaprak yine aynı şekilde tekrar iki zincirimi çekiyorum tığ battımı yapıyorum bu birinci tığ battım bir iki ben örnek amaçlı olduğu için arkadaşlar buraya 10 tane tığ battı arası mesafesi veriyorum siz 12 veya 13 de verebilirsiniz mesafenin aralığı size ait bir şey arkadaşlar yani zevkinize ait bir şey 3 4 5 bu şekilde arkadaşlar 10 tane tığ battı arası mesafesi veriyoruz sonra bu trabzanı yapıp yapraklarımızı yapıyoruz şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim Evet arkadaşlar bu seferki rengimiz de mavi olacak inşallah buradan ortadaki aparattan arkadaşlar yaptığımız ilmeğin arasına girip sık iğne ile İpimi bu şekilde buraya sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen ipimi uzattım arkadaşlar. Aparatımı bu şekilde alıp taktım. Bu birinci ilme. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu ilmeğin arasını yuva edindik. Buraya girip buradan hep iki zincir çekerek ilmek toplayacağız. Bu ikinci ilmeğimiz aparatıma taktım. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu bir iki zincirimi çekiyorum. Aparatıma taktım. Bu üçüncü ilme. Toplamda arkadaşlar bu şekilde buraya on tane ilmek toplayacağım. Bir iki zincir taktım aparatıma. Dört. Bir iki zincir bu da 5. 1 2 zincir 6. Şöyle dibinde arkadaşlar. Sıkı sıkı çekilirse bakın dibi çok bu şekilde sık iğne gibi çok güzel durur. 3 6 7 oldu. Bir, iki zincir. Bu da 8 arkadaşlar. İki ilmek daha aldık mı? Ilmeğimiz ona tamamlanıyor. Bu da 9 Şöyle sıkı sıkı yaparsak çünkü burası sıkı, burası bol olmasın. Şöyle parmağınızla arttığımız ilmeği gergin tutun arkadaşlar. Sonuna doğru bollaşabilir. Evet, bu da sonuncu ve onuncu ilme. Bu şekilde buraya 10 tane ilmeği topladım. Şimdi yine aynı yeşil yuvadan giriyorum arkadaşlar. 1 2 zincir. İpimi şu şekilde uzatıyorum bakın arkadaşlar. Bu camsil hortumunun boyunda uzatıp buraya şu şekilde bir örümcek yapıyorum. İlmeklerimle aynı boyda örümceğimi yaptım. Ve buradaki arkadaşlar 5 zincirli yaprağın ucuna yaptığım yeşil tomurcuğun içine de hemen sık iğne ile sabitledim. Bir, iki zincir. Evet. Bu hortumdaki ilmekleri bu şekilde arkadaşlar kıvırarak çıkardım. İkişer zincir çekerek bu ilmekleri arkadaşlar şöyle ters tarafına çeviriyorum. İki zincir çekerek hepsini tek tek toplayacağım. Bu şekilde. Bir, 2 zincir. Tümmeme aldım. 1 2 zincir. 1 2 zincir. İlmekleri saymadım. Sırasıyla alıyorum arkadaşlar. Takarken gayet yavaş bir şekilde sayasaya saya ilmekleri taktık. 10 tane. 2 zincir. Sıradaki ilmeği alıyorum. 2 zincir sıradaki ilmeğimi alıyorum iki zincir sıradaki ilmeğimi alıyorum iki zincir sıradaki arkadaşlar şöyle bakalım dönük mü değil mi ona göre de dikkatli bir şekilde alalım yine arkadaşlar bu yeşil tomurcu ilk olduğu gibi hiç zincir falan çekmeden direkt sık iğne ile bu şekilde biteni ilmeklerimi sabitledim tomurcuğuma. Şöyle bir zencile dönüşü kolay olması için dönüyorum. Hemen arkadaşlar buraya iki zincirli ilk yuvanın içine sık iğne ile girdim. 1 3 4 zincir. Hemen buraya bir tane tomurcuk yaptım bu şekilde. Sıradaki iki zincirli yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. Bakın arkadaşlar gerçekten çok hoş oluyor. İğne oyasından da kat kat güzel ve zarif oluyor. Hiç aralarında zincir çekmeden arkadaşlar bu ikişer zincirli yuvalara sık iğne ile bu şekilde geçiyorum. 1, 2, 3, 4. Aynı bu geçtiğim yuvanın sık iğne ile geçtiğim iki zincirli yuvanın içine de bu dört zincirimi kapatıyorum. Burada bir tane tomurcuk yapıyorum. Sıradaki sık iğne aynı yere dört zinciri kapat. Şimdi arkadaşlar bu şekilde devam edecek sonuna kadar. Yani bütün yuvaları dörder zincirli tomurcuklarla dolduracağım. Sıradaki iki zincirli yuvaya sık iğne ile geçtim. Dört zincir. Hemen kapattım. Sıradaki arkadaşlar iki zincirli yuvaya sık iğne ile geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4 kapattım bu şekilde. Sıradaki yuvaya da geçtim. 1 2 3 4 zincir hemen kapattım. Aralarda zincir yok arkadaşlar. Bu şekilde. 4 zincir Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. Sonuncu yuvamıza da arkadaşlar sık iğne ile bu şekilde giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu iki zincirli yuvanın içine arkadaşlar 4 zincirimi kapattım. Hemen ilk girdiğim bu yeşil yuvanın içine de giriyorum ki arkadaşlar şu meyili güzel görüntüyü vermek için yeşil yuvaya da girmeyi unutmayın bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum ipimi hemen arkaya çekip yakıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar yaptığımız işlem bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar dediğim gibi iğne oyasından hiçbir farkı yok bu aparatta bu şekilde oluyor büyüklüğü Siz de bu aparattan arkadaşlar bu aparatın büyüklüğünden bu şekilde bu büyüklükte iş yapabilirsiniz Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. İşinize yarayan bir video olmuştur. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.